أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد allah Teala ve Tekaddesi Hazretleri Gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve selam e, muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenler, Maalesef dün e, Mescid-i Aksa'mıza, kutsallarımızdan biri olan, e, iki kıblemizden biri olan Mescid-i Aksa'ya e, bu terörist devlet maalesef bir baskın yaptı, bir saldırı yaptı ve yine bütün İslam alemini üzdü. Yine bütün Müslümanların adeta böğrüne, hüzünden, acıdan bir hançer saplamış oldu. Yani bu nereye kadar gidecek? Bu ne zaman buna dur denilecek? Öyle ya, bakın ne deniyor 1967'den beri? İlk defa böyle bir saldırı oluyor. İlk defa bu melunlar ayak kablarıyla he o kırılası ayaklarıyla o mabede Allah'ın evine mukaddes beldeye efendim Mescid-i Aksa'ya giriyorlar. Hani bir laf vardır affınıza sığınarak söylüyorum. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Bunlar daha da haddi açtılar, daha da ileri gittiler. E peki hala bu ne olacak? ne olacağı var mı? Sen aklına geldiği zaman Gazze'yi bombalayan, denizden, havadan, karadan, o kadar bebekleri katleden, efendim hiç kimseyi tınlamadan, vuran, kıran, yakan, yıkan, mahveden, Orta Doğu'nun ortasında... He, adeta bir çıban başı gibi Müslüman mahallesinde salyangoz satan bu adamlara eğer sen dur demezsen, eğer engellemezsen net bir tavır almadığın zaman böyle hadiseler devam edecek ediyor işte. Öyle ya. Ta nerelerden gelip yok efendim Ortadoğu'da Doğu'da IŞİD terör yapıyor diyerekten güya haddini bildirmeye gelen büyük şeytan işte bu gibi meselelere ses kalınca, batı ses kalınca hadi batıyı Amerika'yı zaten bırak. Onlardan bir şey beklediğimiz yok. Çünkü onlar Müslümanlara hayır rüya görür mü? Hiç görmüşler midir yani? Eğer Müslümanın lehine bir şey yapacaklarsa eğer şunu unutmayalım ki bir tane sana faydası varsa bin tane kendisine faydası vardır da onun için böyle bir şeye teşebbüs etmektedir. Yoksa yavurdan efendim dost domuzdan post olmaz diye atalarımız defahatle söylemişlerdir. Dolayısıyla Müslümanlar birleşmeli. İslam alemi net bir tavır koymalı. Çünkü bu artık yani hani Gazze, Filistin elbette onlar kardeşlerimizdir. Elbette Allahu Teala innemel mu'minune ihvetun buyurarak müminler ancak kardeştir buyurarak bütün müminleri kardeş ilan etmişlerdir. Ama bu Mescid-i Aksa meselesi çok daha önemlidir. Çok daha ehemmiyet arz eden bir durumdur. Çünkü bütün Müslümanların kutsalıdır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurdu? La tüşeddür rihalu illa felertetü mesacit. Üç mescitten başkasına palan bağlanmaz buyurdu. Yani ne demek? Hani faziletinden dolayı filan camiye gidelim de orada namaz kılalım da çok sevap kazanalım düşüncesiyle niyetiyle he üç camiden başkasına gidilmez. Selimiye'de kıldığın namazla aynı, mahallenin camisinde kıldığın namazla Aynı ama üç mescid müstesna. Bunlar hangisi? Bir tanesi mescidi haramdır, bir tanesi mescid-i nebevidir, bir tanesi de mescidi aksadır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiştir. اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ buyurarak etrafını mübarek kıldığımız efendim, mescid olarak beyan etmiştir Mevla. Onun için Müslümanların aynı zamanda kıblesi olmuş bir yer. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 17 ay kadar ne yapmıştır? Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmıştır. Onun için bütün Müslümanları ilgilendiren İslam devletleri arasında, idareciler arasında bir takım husumetler olabilir, bir takım anlaşmazlıklar olabilir, bir takım problemler siyasi çıkarlar uğruna, bir takım zıtlaşmalar olsa da bu meselede herkes ne yapmalı? Bütün İslam alemi birleşmeli, tek vücut olmalı ve net bir tavır almalı. Batı'dan bir şey beklemesen, Amerika'dan bir şey beklemesen, He? Hemen yanı başımızda Orta Doğu'da olan bir olay için adam kalkıp okyanusun ötesindeki kıtadan gelip burada müdahale edebiliyorsa sen kendi içindeki efendim e, bu çıbanı patlatamıyor musun? Sen bunlara haddini bildiremiyor musun? Bu kadar işte alemi bir buçuk milyar Müslüman mahalle muhtarı kadar hükmümüz yok. Yazık değil mi bize? He? Yazık değil mi bize? Bir avuç Yahudi, üç buçuk Yahudi orada Kur'an-ı Kerim'de Mevla'nın beyan ettiği, mukaddes saydığı, bütün Müslümanların kutsal kabul ettiği Mescid-i Aksa'sına alçakça girecekler. O pis ayaklarını, o kırılası ayakları ayaklarıyla basacaklar. Kur'an-ı Kerim'leri dağıtacaklar, oraları yakacaklar, yıkacaklar ve kimse bir şey demeyecek ve bunlara bir yaptırım uygulanmayacak öyle mi? Bir şey demek çözüm değil. icraat olacak. Birleşecekler. Kimseye de sormaya gerek yok. İslam alemi birleşecek karar alacak ve buna gereken yatırımı uygulayacak ve bu ve bu bu yaptığına pişman olacak. Ben ne yaptım? Keşke yapmasaydım. Ayağım kırılsaydı da girmeseydim. Dedirtecek tavırlar alınmadıkça bu işler böyle devam eder. Müslümanların da yüreği kanalar ama efendim bir çözüm gene olmaz. Onun için Rabbim Celle Celaluhu bütün İslam alemine şuur nasip eylesin. Birlik beraberlik nasip eylesin. Bir an önce bu mesele için toplanıp net bir tavır takınıp net bir karar alıp şu terörist devlete haddini bildirmek lazım. Zira o Mescid-i Aksa terörist devletin inisiyatifine bırakılamaz. Ne demek? Ne demekmiş Allah'ın evine, mabedine namaz kılmaya gidecek de o melundan izin alacak öyle mi? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir iş? Nasıl bir zamana geldik? Onun için kıymetli kardeşlerim herkes bu konuda daha dikkatli olmalı, daha şuurlu olmalı, daha hassas olmalı. Dediğimiz gibi bütün İslam ülkeleri, liderleri, aralarındaki siyasi ihtilafları, bir kenara bırakıp birleşmeli ve Mescid-i Aksa'yı Allah için bu terörist devletten kurtarmalı. Rabbim nasip eylesin. Rabbim bir an önce Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasını, onun da tebessüm etmesini, efendim Mescid-i Haram gibi, Mescid-i Nebevi gibi dolup dolup taşmasını Rabbim Celle Celaluhu tez zamanda nasip eylesin inşallah. Elbette Mevla onların belasını tabii ki verir. Elbette Allah'ın mabedine hakaret edercesine, ayakkabılarıyla ahıra girercesine giren o onlara Mevla elbette hesaplarını görür, defterlerini dürer ama bize de sorar sen ne yaptın bakalım diye. Yoksa Mevla Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ve kem kasamna min karyetin kana zalimeten biz nice zalim kariyeleri kırdık geçirdik Allah buyuruyor. Nelerini anlattı Kur'an-ı Kerim'de? Nice kavimleri anlattı. Nahnu nakussu aleyke bil hak. Biz onların gerçek haberlerini, dost doğru haberlerini anlatıyoruz buyuruyor Mevla. Kur'an-ı Kerim'in efendim neredeyse üçte biri bu gibi kıssalarla eski peygamberler ve ümmetlerine efendim ümmetleriyle alakalı meselelere tahsis edilmiştir. Peygamberlerine inananlar, onun yolundan gidenlerin e, nasıl kurtulduğunu ve peygamberleri teklif eden, Yalanlayan, Müslümanların mabedine hakaret eden, giren, yakan, yıkan, Müslümanlara böylesine zulmedenleri Allah nasıl helak ettiğini Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede muhtelif yerlerde beyan etmiştir. Anlatmıştır. Neden anlatıyor? Estaade billah. Velakad sarrafna <laughs> fi hadzal Kur'an liyezekru. Andolsun ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da çeşitli açıklamalarda bulunduk, çeşitli beyanlarda bulunduk buyuruyor Mevla. İşte bunlardan ne yapmak lazım? İbret almak lazım. Ders almak lazım. Nice kavimler, nice karyeler, kimilerinin Mevla suretlerini efendim değiştirdi. Kimileri efendim yerlere batırıldılar. Kimileri bir sayhayla helak edildiler. Kimileri de efendim suya gark oldu tufanla. İşte Nuh tufanıyla he Mevla Teala hepsini helak etti. Muhammed Aleyhisselam da hakikaten tebliğ, davet, bağız, sohbet senelerdir. Değil mi? Yani bin seneye yakın, 950 sene onlara ne yaptı? Tebliğ ve davette bulundu. Muhammed Aleyhisselam hakikaten ulul peygamberlerden ve insanlığın ikinci atası denilen bir peygamber. Yani insanlığın ikinci babası denilir. Niçin? İşte ilki Adem Aleyhisselam hepimiz Adem oğluyuz. Yani Mevla Teala Celle Celaluhu cennetten yeryüzüne indirdi. Allah anamızla beraber buluştular ve böylece insanlık ne olmuş oldu? Böylece ürediği nesiller çoğaldı. Efendim ilk efendim atamız babamız Adem Aleyhisselam. Peki hala Nuh Aleyhisselam'ın insanlığın ikinci babası denmesinin sebebi de Tabi Nuh tufanı her tarafı istila etti. Sular gökten yağdı, yerden fışkırdılar ve böylece yükseldi, yükseldi, yükseldi. Hatta ne buyuruluyor? En yüksek nokta neresiyse ondan da yukarı 18 arşın daha su yükseldi. En yüksek yer neresi diyelim? 8888 metre Everest tepesi mesela. İşte ondan da yukarıya efendim 18 arşın su her taraf kara, şey deniz, kara gözükmüyor. Hani dörtte üçüsü dörtte biri karaya, o zaman dörtte dördü de kara. Ha bazıları da diyorlar ki yani belirli bir bölgede bir tufan olmuştur diyorlar. He? Ama tabi öyle değil. Her tarafı sular istila etmiştir. Zaten efendim Nuh Aleyhisselam'ın da duası neydi? Ya Rabbi, la tezer alel erdi el kafirine deyyara. Yeryüzünde bir tane bile kafir bırakma ya Rabbi. La alel arz. Arzda, yeryüzünde bir tane kafir bırakma. E dolayısıyla efendim e, tufan istila edince Mevla Teala Celle Celaluhu yeryüzünde demek ki bütün inkarcıları böyle toptan temizledi, helak etti. Geriye ne kaldı? İşte Nuh Aleyhisselam ve ona inananlar kaldılar. Ve tabi <laughs> bakın Mevla Teala bir ayet kerimede Safa suresi 77. ayet, kelimede kerimede de ne buyurdu? Estağfirullah ve cealnâ zürriyetehu hümül buradan da bakın biz yalnız Nuh'un soyunu aleyhisselamın soyunu kalıcı daimi kıldık. Yani hepsini Mevla helak etti ve onun neslinden hatta denilir ki Nuh aleyhisselamın 3 tane evladı Tabi dört evladı var. Bir tanesi efendim Yam Kenan isminde idi. O tabi inşallah sohbetimizin ileriki efendim e, merhalelerinde. Tabi bunları da inşallah anlatırız. Satır aralarında Mevla Teala efendim gönlümüze neler ilham ettiyse efendim e, hatırımıza gelen meseleleri de sizlerle paylaşırız. İşte orada efendim Kenan e, yani Nuh Aleyhisselam'ın bir evladı ne yapmadı? Gemiye binmedi. Efendim inkarcılarla beraber oldu ve boğuldu gitti o. Ha geriye kalanlar üç tanesi bindiler. Sam, Ham ve Yafet isminde üç tane evladından insanların efendim tekrar dünyaya geldiği, tekrar intişar ettiği de rivayet edilmektedir. Tabi e, kitaplarda rivayet edilir ki hani insanlardan kimler Hangilerinin soyundan gelmiştir? Belki merak edenler olur. İşte mesela efendim Ham ismindeki oğlunun soyundan kimler geldi? Hintliler geldi. Afrikalılarla Hintliler Ham'ın soyundan geldiler. E diğer evladı Sam'ın soyundan da Araplar ve Yahudiler geldiler. E Nuh Aleyhisselam'ın evladı Yafet'in soyundan da Türklerin geldiği rivayet edilmektedir kıymetli kardeşlerim. Tabii yani iş niye buraya geldi? Nasıl oldu? Nuh Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'dan sonra gelen Allah'ın elçisi. Tabi İdris Aleyhisselam'a kendisine efendim suhuf gönderilmiş bir peygamber. Dolayısıyla onlar hem kendi yazdı hem de Mevla'dan gelen vahyi ne yaptı? Ümmetini anlattı. Tebliğ davette bulundu. Ve onlarla da tabi yani inkarcılarla da bir mücadelesi de oldu. Çünkü e, kimlere gönderildi İdris Aleyhisselam? Kabil oğulları. Çünkü Kabil ateşe tapmış idi. Onun kıssası efendim, ayrı bir kıssa. Onu şimdi efendim, e, o mevzuya girmiyoruz. Dolayısıyla onun neslinden Kabil oğulları ateşe tapıyorlardı. Ateşperest idiler ve böylece onlara tebliğ davette bulundu. İnananlar oldu. İdris Aleyhisselam'ın yolundan gidenler oldu. Ama daha sonra İdris Aleyhisselam'ın vefatından sonra efendim insanlar tabi yavaş yavaş bozulmaya başladılar. İnsanlar efendim tabi bozulma süreci de aslında şöyle. Tabi İdris Aleyhisselam'a iman eden, onun yolundan giden, o gününde evliya Allah'ı elbette var. O günde gönül dostları elbette var. O günde bütün hayatını efendim o günün şeratine adayan, bütün hayatını Kur'an nizamına, yani o günkü Allah kelamına efendim, adayan pek çok gönül dostu var. Pek çok salih insanlar var. Ve insanlar bunları çok seviyorlar. Onların peşinden gidiyorlar. Onların vaazlarıyla, sohbetleriyle irşad oluyorlar. Ve böylece onlar da ibadet ve taat üzere cennet yolunda Allah Efendimiz Celle Celal'ın emirleri doğrultusunda yollarına devam ediyorlarken e tabi zamanla bunlar da ne yaptı? Vefat ettiler. Efendim vefat edince onlar onların aralarından ayrılınca ne oldu şimdi? Çok üzüldüler. Ya yani dediler işte onsuz biz ne yapacağız? O zat olmadan efendim bu iş nasıl gidecek? Sevgi, muhabbet o kadar efendim doruk noktadaki hicran adeta onları yaraladı ve çok büyük bir üzüntüye düştüler. İşte şeytan bakın burada devreye girdi. Yani onların o salih zatları sevgilerine olan düşkünlüklerini, hassasiyetlerini kullanıp onlara bir vesvese verdi. Yani onlara diyor ki, siz diyor madem bunları bu kadar çok seviyorsunuz, öyleyse ne yapın? Efendim o zatların birer heykelini yapın, onların anıtlarını dikin. Dolayısıyla onlara bakar bunları hatırlarsınız, onların vaazlarını tekrar hatırlarsınız ve böylece bu yolda aynı şekilde devam edersiniz. diye şeytan ne yaptı? Onları kandırıyor. Bakın şeytanın çok acayip planları vardır ha. Şeytanın acayip projeleri vardır. Yani 50 yıllık, 100 yıllık, 500 yıllık, he? Anında gelir adama vesvese de verir. Namaz kılarken gelir kalbine, hemen vesvese verip aklını sağa sola çelebilir, karıştırabilir ama çok uzun vadeli planları da Efendim o melunun var mıdır? Vardır. Şimdi onun derdine biliyor musun? Henüz daha yeryüzünde putlara tapan bir efendim kavim gelmemiş. Yani putperestlik henüz daha icat edilmemiş. Daha insanlık yeni. Adem Aleyhisselam'a yakın bir zaman var. E ondan önce İdris Aleyhisselam geldi. Onlar da ateşe tapanlara karşı bir tebliğ davette bulundu. Ateşperestlik var. Ama putperestlik henüz daha yok. İşte melun şeytan putperestliğin zeminini hazırlamanın yollarını arıyor. Onun için diyor ki o salih zatları diyor madem bu kadar seviyorsunuz. Yani onların gezdikleri, dolaştıkları, onların devamlı bulundukları muhitler, semtler, caddeler, sokaklar nereleri ise o cadde başlarına, o bulundukları mevkilere onların heykellerini yapın, dikin. Onları gördükçe özlemlerinizi giderirsiniz, o günleri hatırlarsınız onların vaazlarını hatırlayıp böylece efendim yolunuza devam edersiniz şeklindeki vesveseye onlar kandılar ve böylece ne yaptılar? O zaatların heykellerini yaptılar. Anıtlarını diktiler. Ama onların niyeti hakikaten bunlara tapmak değil. Ve o nesilden de hiç kimse onlara tapmadı. Hakikaten onları gördükleri zaman he ibret aldılar. Dediler bak görüyor musun filan zatı? Ya o hayattayken işte böyle oturmuş bize vaz ediyordu. Şunları 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 söylemişti. Hadi gelin tekrar efendim silkinelim kendimize gelelim de ibadet ve taat üzere yolumuza devam edelim. Şeklinde hakikaten ibret aldılar ders aldılar ve onlardan da hiç kimse bunlara tapmadılar. Tabi zamanla efendim zaman geçtikçe bu sefer daha sonra gelen insanlar, daha sonra gelen nesiller artık bunlara tapmaya başladılar. Yani bu heykellerin ve anıtların yapılış gayesini unuttular. Artık onlara haşa ve kella efendim ilah diye tapmaya başladılar. İşte ilk defa efendim Allah'a şirk koşan kavimler bunlardır. İlk defa şirk koşmayı icat eden millet bunlardır. Ayrıca onlar bir de ne yapıyorlar? Yani bununla da kalmadılar. Bu sefer canlı suretler yapmaya başladılar. Efendim yani gölgesi olan canlı suretler. Onların suretlerini yaparak böylece de bir günah, efendim bir günah girmiş oldular. Çünkü bakın, tabi aralardan çok sular geçmiş de bazı şeyler normal geliyor olabilir ama He? Kitaplarda hepsi kayıtlı. hadis şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır öncesinden bizlerin neler yapıp neler yapmamamız gerektiğini, kıyamet günü Mevla nelerden hesap soracağını, bizleri adaba düçar edecek olan bir takım icraatları, fiiliyatları hepsini ne yapmış beyan etmiş ve bunlardan sakının buyurmuş. İşte bakın Bukhari'de geçen, Tirmiz'de de geçiyor. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ve sureten. Her kim bir suret yaparsa, suret derken tabi canlı resim, resim de olabilir ama tabi fotoğraf çekmek ayrı bir kategoriye giriyor. Suret yapmak veya efendim gölgesi düşen bir şeyin heykelini yapmak. Her kim böyle yaparsa azzebehu Allahu biha yevmel kıyame. Allahu Teala o kimseye ne yapacak? Adab edecek kıyamet gününde. Ne zamana kadar? Hatta yenfu fiha ruh ona ruh üfleyinceye kadar. Ona ruh üfleyinceye kadar yani sen madem efendim bunu yaptın hadi bakalım bir ruh bir ruh üfle ama ve ma huve binâfikh. o hiçbir zaman ruh üfleyici, ruh verici değil. Yine başka bir rivayette yukalu onlara denilecek ki ehyu ma şu yaptıklarınızı diriltin bakalım. He? Hani bunları yaptınız. Yani Mevla'nın yarattığı şeylerin benzerini yapmaya böyle efendim tasvir etmeye Mevla demek ki gadab ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizleri uyarıyor. Hadi bakalım bunlara can ver denilecek. Hadis-i şerif Bukhari'de geçiyor. Onlar nasıl can versin ya? Kendi zaten efendim canından neredeyse olacak. He? Kendi himmete muhtaç bir dede. Nerede kaldı gayriye? Himmete de. Dolayısıyla onlar da onlara can veremeyeceğine göre Allah muhafaza bu adab böylece devam edecek ve gidecek. İşte ilk bunu başlatan da bunlar. Dolayısıyla hakikaten bunların böyle efendim isyanları var. Böyle günahları var ve işte Allah Teala Celle Celalünu Aleyhisselam'ın abiyor bunlara gönderiyor. Böyle bir kalme gönderiyor yani. Çünkü bunlar ilk defa puta tapmayı icat ettiklerinden dolayı ondan sonra gelecek olan ne kadar putperest varsa, ne kadar puta tapanlar varsa hepsinin günahı onlardan eksilmeden ne, yap ne yapıyor bunlara da geliyor. Mesela ilk katil kim? Kabil değil mi? Habil e, kardeşi Habil'i Kabil katletti ve ilk efendim katillerin piri babası oldu. Ondan sonra cinayet işleyenlerin hepsinin günahı ne ona gidiyor. Ya onun için kötü bir kapıyı açmayacaksın. Kötü bir çığır açmayacaksın. Bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor. Her kim bir hayır yolu açarsa yani hayırda bir çığır açarsa bunun sevabını alır. Bununla amel edenlerin de sevabına kavuşur. Tabi o yolda gidenlerin sevabından da hiçbir şey eksik olmaz. Yani senin o icat ettiğin, o açtığın çığırdan yoldan, kapıdan geçenler, gidenler ne kadar sevap kazanıyorsa onlardan Mevla eksiltmeden aynısından ne yapıyor sana da veriyor. Ha ama ustura çift taraflı kesiyor ha. Bir de bunun tam tersi var. Her kim kötü bir çığır açarsa he? Her kim isyana, günaha bir kapı açarsa onun günahını kazanır. Ayrıca o yoldan gidenlerin de günahları evladım eksilmeden Aynısı o yapana da yani ilk kapıyı açana da verilir. Onun için doğru adam olmak lazım. Yanlış işlere tevessül etmemek ve insanlara bu konuda vesile olmamak lazım. Hayra vesile olmak lazım. Şerre değil. Yani hayra motor, şerre fren olmak meselesi var ya. Ya adam diyor ya şimdi adam kahveye gidecek, meyhaneye gidecek. Efendim yanlış adreslere gidecek. Arkadaşını çağırıyor. Hadi gel ya beraber gidelim. Ya gelmesem etmesem filan. Ya gel kardeşim günah benim boynuma ya. He? Günah benim boynuma deyince <laughs> güya o da gidiyor. Öyle mi? Kimi kandırıyorsun sen be? Tabii günahı senin de boynuna, seni gitmene, o kötü yere gitmene vesile olanın da boynuna. Sen kurtulabiliyor musun zannediyorsun? Aynı şekilde bir hayrı yapmaya teşvik eden de yani şu sohbeti bile he dinlemeye teşvik eden adamı bir diziden kurtarsan efendim yanlış bir efendim senaryolu filmden kurtarsan ne yapacak? Ya gel bak burada sohbet var, vaaz var, ayet okunuyor, hadis okunuyor. Adam buraya dönse, adam vaaz dinlese, sohbet dinlese, camiye gitse, bir hayır yapsa, bir hizmetin ucundan hiz efendim tutsa, Allah yolunda bir iki adım atsa, sen vesile olduysan, Allah Celle Celaluhu yapanın sevabını zaten veriyor. Ekşitmeden ne yapıyor? Sana da veriyor. Dolayısıyla işte burada da ilk defa putperestliği bunlar icat ettiler. Ve ondan sonra her kim putlara taptılarsa ne oldu? Bunlar hepsinden vebal kazandılar. İşte Nuh Aleyhisselam 950 sene tebliğ davet ne yapıyor? Bunları anlatıyor onları putlara tapmaktan sakın duruyor. Yapmayın etmeyin bu putlara tapmayın. Ama adamların umurunda değil ya. Hatta birbirleri ne yapıyorlar biliyor musun? Yani küfürde vasiyetleşiyorlar. İnkarda birbirlerini teşvik ediyorlar. Ve Mevla Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bakın Nuh Suresi'nde 23. ayet-i kerimede buyuruyor. Ve kalu dediler. La tezerunne alihetekum. İlahlarınızı terk etmeyin sakın. Yani ilahlarınıza tapmayı terk etmeyin. Ve la tezerunne vedden ve la süva'an ve la ve ve nesra. Ve diyorlar özellikle he o ved, süva, yahut ve yahuk ve, ve neşr denen putlar başta olmak üzere onları ne yapmayın? Terk etmeyin. Onlara tapmaya devam edin diyorlar. Yani pek çok putlar var yapmışlar. Bazılarına da isim koymuşlar. Hani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de Kabe'nin içerisinde 360 tane put yok muydu? İçinde bazılarına isim koymuşlar. Laat demişler, Uzza demişler, Menat demişler. İşte o zaman da bu işte isimleri vermişler. Vet, Süva, Yahud, He, Nesr. Yani isimlerin de Mevla Teala Celle Celaluhu bizlere beyan ediyor. Adamlar böyle birbirlerini ne yapıyorlar? Peygambere iman etmesin diye kötü yolda birbirlerini ne yapıyorlar? Efendim destekliyorlar. Tabi Nuh Aleyhisselam gece demeden, gündüz demeden anlattı, tebliğ ve davette bulundu. Değil mi? Fakat çok az kimse dışında kimse iman etmedi. Yani bir vaat 80 kişi, bir vaat 8 kişi. 8 kişi iman ediyor. Ne kadar anlattı peki bunlara? 950 sene. Ve le kad arsalna Nuhan ila kavmihi fe illa 50 ama. Biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine gönderdik. 50 sene müstesna almak üzere 1000 sene aralarında kaldı. Yani 950 sene onlara anlatıyor da he? Yani 80 kişi ne demek 80 kişi bile olsa? Demek ki ne kadar inatçı bir kavim ki ne kadar hani diyoruz ya bazen inatçı insanlara ya öyle bir inatçı adam Nuh diyor peygamber demiyor. İşte o kavim Nuh aleyhisselam'ın kavmi. Evet Nuh kabul ediyoruz ama peygamber mi? Haşa değil diyorlar. Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. Onlar küfürde böyle inat ettiler ama Nuh aleyhisselam da tebliğ ve davette inat etti, sabretti, sebat etti 950 sene onlara tebliğ ve davette bulundu. Evet nasıl tebliğ davette bulundu? Neler oldu neler bitti ne eziyetler gördü? İnşallah kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte Nuh Aleyhisselam böyle bir putperest kalme 950 sene tebliğ davette bulunuyor. Bir rivayet 8 kişi bir rivayet 80 kişi kendisine ancak iman ediyor. Yani ne kadar inatçı oldukları, ne kadar efendim küfürde ısrarcı oldukları buradan belli değil mi? Yani 950 sene düşünebiliyor musun? Değil mi? Yani efendim e, her sene bir adam iman etse 950 tane adam yapması lazım. Düşün. Dolayısıyla hani insan belki de bu kadar e, af buyurun keres de anlatsa, taşa anlatsa belki ne yapacak? iman edecek. Ama işte böyle bir kavim. Demek ki yani bakıyoruz Ümmeti Muhammed hakikaten ne kadar bereketli. Değil mi? Şimdi bakıyorsun şu anda ekranlarımızın başında kaç tane 80 kişi var. Yani bir efendim konferans yapıyorsun, bir efendim sohbet, vaaz ortamı, efendim bir program düzenliyorsun. O kaç tane 80 kişi ne yapıyor? İştirak ediyor. Aşkla, şevkle efendim e, Mevla'nın ayetlerini, Muhammed Mustafa'nın hadis-i şeriflerini dinlemeye geliyor. Hakikaten bu ümmete bir bereket var elhamdülillah. Rabbim Celle Celaluhu sayılarımızı ziyade eylesin. Ama şuurlu Müslümanlardan eylesin. Çünkü keyfiyet önemlidir. Kemiyet önemli değildir. Yani öyle bir söz vardır değil mi? Yani önemli olan kemiyet değil keyfiyet. Yani adet, sayı, kalabalık önemli değil. Önemli olan nedir? Muhtevadır, içeriktir. Ya. E şimdi bak e, sohbetin başında da efendim temas ettik ya. Bir buçuk milyar Müslüman az mı? Ne kadar çok değil mi? Ama hükmün var mı? İçeriği, muhtevası, şuuru nasıl? He? Bir avuç Yahudi'ye söz geçiremediğin zaman, o terörist devleti engelleyemediğin zaman, bir olup beraber olup efendim net bir tavır sergileyemediği zaman Gazze'yi bombalar, efendim Mescid-i Aksa'ya da girer, yapmadığı melanette kalmaz. Demek ki keyfiyet çok önemli, içerik çok önemli. Evet kalabalık olalım ama kuru kalabalık olmayalım. Hani demiş ya selamun aleyküm babalık demiş. O da demiş aleyküm kuru, kuru kalabalık demiş. Onun için kuru kalabalıklar. Bedir'e bakıyorsun 313 kişi He? Efendim düşman ordusuna bakıyorsun bin kişi ama kim galip geliyor 313 kişilik İslam ordusu bin kişilik Efendim düşman ordusuna galip geliyor yani bunun tabi misalleri çok biz burada tabi e, sayı olarak derken elbette ki bu da önemlidir ama muhteva içerik daha önemlidir Rabbim içlerimizi gönüllerimizi imanla doldursun şuurla doldursun ihlasla doldursun Rahman. Bir hadis-i şerifte bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ehlül cenneti ve evmiyeti saffin. Cennet ehli 120 saf olacak buyuruyor. Yani cennete girecek olanların efendim eee adedine kadar adedi belli değil ama safları belli. 120 tane saf olacak. Ha bu 120 saf derken de efendim senin namaz kıldığın camideki safa göre de düşünme. Tabii bunun genişliğini, bir safta kaç kişi var bunun adedini ancak Allah bilir. İşte burada Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani bir e, bölüşüm yapıyor. Kim efendim cennete hangi peygamber ümmeti kadar gidecek? Ha, efendim diğer peygamberlerin ümmetleri ne kadar gidecek? Yani böyle bir tasnif, böyle bir ayrım yapıyor Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve bize beyan ediyor, buyuruyor ki Ehlül Cenneti, cennet ehli 20 ve 120 120 saf olacak. Femanune minha min hadihil ümme. Femanune minha o 120 saftan 80 safı kimden olacak? Min hadihil ümme bu ümmetten olacak. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden cennete gidecek olan 120 safın 80 safı inşallah bu ümmete ait. Ve erbaune min sairil ümem 40 safta diğer ümmetlere sahip ümmetlere taksis edilmiş olacak. Demek yani düşünün. Hani bir rivayet 124 bin peygamber var. Bir rivayet 224 bin peygamber var değil mi? 224 bin peygamber ve onlara tabi olanlarla beraber ne kadarsa bunların hepsi 40 saf. Onların toplamı ne kadarsa iki katı yani 80 safta işte bu ümmete tahsis edilmiş olacak kıymetli kardeşlerim. Onun için o cennet saflarına şu dünyadayken girebilmeye gayret etmek lazım. Nasıl gireceğiz hoca efendi? He? Nasıl gireceksin? Şimdiden cami saflarına girersen, şimdiden efendime söyleyeyim, vaazlara, sohbetlere, camilere, cemaatlere iştirak edersen, şimdiden efendim hak yolda istikamet üzere gitmeye çalışırsan, he? İyilerle bu yola efendime söyleyeyim gönül vermiş olanlarla hak ile beraber olmaya gayret edersen işte o cennet saflarından yerini ayırtmış olursun. Yani henüz can tendeyken ...henüz hayattayken... ...henüz daha ruhumuzu teslim etmemişken... ...şu kayıtları yaptıralım. Bu saflara efendim şimdiden... Ee, ...girelim inşallah. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi... ...o saflara hem de en ön... ...saflardan yer ayıracak... ...amelleri şu dünyada yapmaya... ...bizleri muvaffak eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim... ...Benuh Aleyhisselam... ...gece gündüz demeden tebliğ ve davette bulundu. Anlatıyor, tebliğ yapıyor, davet yapıyor. Ama dedik ya, kavmi çok inatçı, çok hırçın. Yani şöyle bir durum var, adam inanmayabilir. Yani inanmaz, iman etmez. Efendim şirk üzere, küfür üzere belki yaşar ama sana da zarar vermeyebilir. Yani bugün de efendim gayrimüslimlerden, adam Müslüman değildir ama sakin adamdır. Efendim e, sana bir zarar yoktur, saldırgan değildir, vahşi değildir, seni taciz etmez, sana düşmanlık etmez. Öyle ya, yani böyle adam vardır ama bazıları da var. He? Yani ne yapıyor? Saldırıyor, taciz ediyor. Efendime söyleyeyim. Nuh Aleyhisselam'a bak neler yaptılar. Feket ve bu abdena, kulumuzu yalanladılar Nuh Aleyhisselam'ı. Ve kalü dediler, <laughs> mecnunun vezdücir, mecnun dediler, deli dediler ve hem de zecredildi, eziyet edildi. Nuh Aleyhisselam'a eziyet ettiler, sıkıntılar verdiler. Hatta başka bir ayette, sahabiler de buyurdu müevla, "Le illem tenteyano, eynu eğer bu işten, bu davadan vazgeçmezsen ve tekunen nemmel mercumin, elbette muhakkak taşlananlardan olacaksın." Yani tehdit ediyorlar ya, he? Seni yollar taşlarız. Yani efendim öldürürüz demek istiyorlar. Tabi Nuh Aleyhisselam'ı böyle tehdit ettiler ama yani Nuh Aleyhisselam tehditlerden korkacak bir zat mıdır? He? Kainatın Rabbi 18 bin aleminin haliki olan Hazreti Allah Celle Celaluhu onu ne yaptı elçi olarak gönderdi. Yani onlar da her ne kadar huysuz olsalar da her ne kadar böyle inat edip düşmanlık etseler de onun onların cehenneme gitmesini istemiyor. Rablerini tanısınlar. Onlar da saadet yolcusu olsunlar. Cennet, cennetle cemalullah ile buluşsunlar için ne yapıyor? Onlara anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ne kadar zulmetseler de, ne kadar efendim sıkıntı verselerde, ne yapmadı? Tebliğ ve davetten vazgeçmedi. Yani kapı kapı geziyor. Kapılarını çalıyor. İçeriden sesleniyor. Men huve. Kim o? Ene Nuh, kul la ilahe illallah. Ben Nuh, la ilahe illallah de. La ilahe illallah, Nuh neciyullah. Adamlar da kızıyorlar. Efendime söyleyeyim kapıyı açıyorlar. Ona bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bazı haddi aşıyor, vuruyor. Git bir daha gelme buraya. Duymak istemiyorum. Dinlemek istemiyorum. Bu sefer Nuh Aleyhisselam gidiyor öbür kapıyı çalıyor. Tekrar soruyor. Tekrar onlara anlatıyor. Öbür kapıyı çalıyor aynı şekilde. Orada da eziyet ediyorlar. Ama yılmıyor, usanmıyor. Bu sefer insanlar dediler ya biz senden bıktık ya. Hep dediler geliyorsun anlatıyorsun. Efendim sen dediler biz Dediler ya, "Le tekun annemnel Yani bu işten vazgeçmezsen taşlananlardan olacaksın. Ve hakikaten toplandılar, taşladılar. Attılar, attılar, attılar. Efendim başına, gözüne, sırtına, her yerlerine. Adeta atılan taşların böyle altında kaldı. He? Yani taşlardan böyle bir tepe oluştu. Oh dediler öldü de kurtulduk dediler. Def oldular gittiler. Öldürmeyen Allah öldürmez. Allah teala gene can verdi ona. Yani gene mecal bulunca kendine gelince üzerindeki taşları yavaş yavaş atmaya başladı. Onları attı, çıktı oradan, biraz toparlandı, kendine geldi. Yine ilk başladığı noktadan kapıyı çaldı. Menhüve kim o? Enenu kullu aileh illallah. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani asırlarca bıkmadan, usanmadan, ağırlanmadan he insanları imana davet ediyor. Demek ki tebliğ ve davet yapan kardeşlerimizde ne olması lazım? Sabır olması lazım. Sabır ister, sebat ister, metanet ister. He? Yani hemen gevşememek lazım. Hemen hayal kırıklığına uğramamak lazım. Bunu Aleyhisselam'ın kıssası var ya, bize çok büyük ibret. Ya kardeşim bu kadar anlatıyorum da yani pek de kimsede yok ya. Hiç kimse bu davaya gönül vermiyor. Sahip çıkmıyor. Sayımız çoğalmıyor. Hep az, hep az, hep az. Öyle mi? Senin sayının az olması, senin kıymetsiz olduğun anlamına gelmez. Eğer davan doğruysa, eğer mücadelen haklıysa sen yoluna devam et kardeşim ya. Bak Nuh Aleyhisselam. He? Yani yüzü bile bulamamış 950 senede. Ama davasından vazgeçti mi? Hakkı hakikati haykırmaktan geri durdu mu? O işine bakıyor. Çünkü o Allah adamı. Çünkü o Allah için yapıyor. İnsanlar için yapmıyor. Kemiyet için yapmıyor. Sayımız çoğalsın diye yapmıyor. Mevla'yı razı etmeye yapıyor. Ben, razı etmek için anlatıyor. Efendim davet ediyor. Ben anlatayım da ha, o kabul eder etmez ayrı dava. O efendim doğru yolu bulur bulmaz ayrı dava. Ben mesuliyetimi, mesuliyetimin gerekliliğini yapayım da e, artık mesuliyet sana geçsin. İster kabul et ister etme. İster bu yola gir ister girme. Ben anlatayım da. Hakkı, hakikati en güzel şekilde ifade edeyim de Ha geri kalan size kalmış. Onun için biz ne yapacağız anlatmaya? Devam edeceğiz. işin peşini bırakmayacağız. Yani bu yolda öven de olur, söven de olur. Ya demek bu yol böyle. Seven olur, söven olur demiş. Öven olur, döven olur demiş. Ne yapalım? Biz işimize bakacağız. Biz yolumuza devam edeceğiz. Birkaç kendini bilmez tersledi diye, sana laf söyledi diye. Ne yapacağız? Vaz mı geçeceğiz ya? He? Ya hoca efendi öyle diyorsun ama yani o kadar anlattım adamlarda efendime söyleyeyim hiçbir kıpırtı yok yani ne namaz kılıyor ne bir şey yapıyor bu kadar anlat anlat bir de adamlar bana laf söylüyorlar cehennemin dibine kadar yolları var ya bunlarla mı uğraşacağım ben deme demeyeceğiz anlatacağız madem efendime söyleyeyim bu can tende madem dilimiz sallanıyor Tükürük bezleri çalışıyor. Bu kadar boş lakırda edeceğimize Gereksiz efendim mevzulara dalacağımıza ne yapacağız? Rabbimizden bahsedeceğiz. Rabbimize anlatacağız. Bu dini bin İslam'ı en güzel şekilde öğrenip, en güzel şekilde yaşayıp, en güzel şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu becermek nasip eylesin inşallah. Evet. Her zaman dedik ya hürmet olmayabilir, saygı, sevgi göremeyebilirsin. E çünkü koskoca peygamber Nuh Aleyhisselam'a neler yapmışlar? He? Yani bütün peygamberlerin hayatlarına bak. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bile ne etmediler mi? Ya Kabe'de Allah'ın evinde o mübarek başı o mübarek toprakta secdede Ebu Cehil alçağa geliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başına deve işkembesi atıyor. Yani böylesine efendim tahkir edici, böylesine efendim zulümlere maruz kalmış Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile. Yani sen ben kim oluyoruz ki? Elbette böyle sıkıntılar olabilir. Gerçi şimdi böyle pek sıkıntılar da yok eskisi gibi. Yani millet bayağı da alıştı. He? Eski tavırlar yok. Hani diyorlar ya böyle gericiler, yobazlar. Başımıza ne geldi? Sesin yüzünüzden geldi. Hani böyle bir efendim sarıklı, cübbeli gördüğü zaman, çarşaflı, tesettürlü gördüğü zaman hemen böyle efendim hakaretvari, küçük, küçümseyici bakışlar vardı ya. He? Sizi gerici yobazlar sizi. Başımıza ne geldi? Sizden geldi. Hani millet uzaya gidiyor, biz yayayız filan. Böyle saçma sapan ilkokul çocuğunun bile ...efendim söylemeyeceği sözler söyleniyordu ya... ...elhamdülillah şimdi o sözler pek yok... ...yani millet bayağı bir alıştı... ...dolayısıyla... ...e daha rahat anlatırsın... ...daha güzel anlatırsın... ...en azından efendim yanlışlar var... ...onları ortaya koyarsın doğruları gösterirsin... ...çünkü biz mesela evvelce... ...yani 90'lı yıllarda... ...bu 28 Şubat süreçlerinden de önce... ...yani 92-93'ler falan ...düşünün efendim... O zaman işte millet tabi cübbeden haberi yok, sakaldan, sarıktan haberi yok. Bir yere gidiyoruz bayağı da bir arkadaşlar. Efendim indik bir yerde geldiler sardılar etrafımızı. Bize ne sordular biliyor musunuz? Dediler ya siz dediler Özbekistan'dan mı geliyorsunuz dediler. <laughs> yani bizi şu kıyafetimiz ne zannediyor? Özbekistan'ın yerel kıyafeti zannediyor. Dedik yok. Özbekistan'dan falan gelmiyoruz ya. O bir tanesi nasıl köpürüyor? Bir kokona. Nereden çıktınız? Dedim hanımefendi biz zaten vardık. Siz nereden çıktınız ya? Buradakiler diyorlar ki Özbekistan'dan mı geldiniz? Bakın Allah nasip etti Özbekistan'a da gittik. Özbekistan orada, İmam-ı Bukhari orada, Şahan Akşibendi Hazretleri orada, Ubeyullah Rarus Semerkandi Hazretleri, Semerkant'ta ne büyük zatlar. He? Dolayısıyla oralara gitmek, oraları ziyaret etmek nasip oldu. E orada da baktık yani bir kafamızda var yani ya Özbekistan'dan mı geldiniz? Acaba oradaki halkın yöresel kıyafeti böyle midir diye? E çünkü o zaman bu kadar da efendim Facebook'lar, Twitter'lar falan yok tabi. Şimdi iletişim araçları daha yaygın. Gittik, baktık ya öyle adam da yok. Onlar da bizi gördüler. Ne diyorlar biliyor musun? Hacca mı gidiyorsunuz? Oradakiler de şaşırıyorlar, buradakiler de şaşırıyorlar. E biz de bunlara şaşırdık yani. Ha şimdi böyle pek şaşkınlıklar da yok. Millet birbirine alıştı. Millet birbirine tahammül etmeyi öğrendi. Ha baktılar ki hakikaten onların kafalarında tasavvur ettikleri hani Müslüman dendiği zaman böyle guryabani vurur, vurur kır, kırar efendim tuttuğunu cehenneme atar he böyle bir tip mi zannediyorlardı ne yapıyorlardı? Baktılar ki işte öyle değiller ya. Gayet efendime söyleyeyim onlar da meden insanlar gülüyor, konuşuyor. E, dolayısıyla yani birbirini tanıyınca tanımaktan zarar gelmez. Bir dinle be kardeşim. Otur bir dinle. Benim fikirlerimi kabul etmiyorsan e sen bilirsin. Ama dinlemeden, konuşmadan, bilmeden, tanımadan ön yargılı e davranma. Davranmamak lazım. Dolayısıyla şimdi tabii elhamdülillah ekranlar da açıldı. Efendim tabii ki e, biraz daha efendim insanlar e, alıştılar. Ama tabii şuna da dikkat etmek lazım. E bu sefer tabii efendim Fatiha okumayı bilen ne yapıyor? Televizyona çıkabiliyor. O kadar çok kanal var ki. He? Biraz bir şey öğrendiği zaman üç tane takvim yaprağı okuyor. Birkaç tane ayet meali okuyor. Çıkıyor ondan sonra ahkam kesiyor. Bu da olmaz. Olmaz böyle şey. Öyle kahve ağzıyla, öyle kenar mahalle jargonuyla, edep bilmeden, adab bilmeden, he? din konularında ahkam kesilmez. Alimlere, ulemaya, imam-ı azamlara, imam-ı buharilere ömürlerini vermişler. Ömürlerini tüketmişler. Adamların yazdıklarını he, ömür boyu okumaktan aciziz. E sen kalkacaksın onlara laf söyleyeceksin. Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin haddini bilmek lazım. Edepli olmak lazım. Edep bir tacimiş Nuri Hüda'dan. Giy o tacı başına emin ol her beladan demişler kıymetli kardeşlerim. Evet. Demek ki Nuh Aleyhisselam yılmamış, usanmamış, anlatmaya devam etmiş. Biz de öyle yapalım. Hakkı, hakikati anlatmak bizden, hidayet Allah'tan Celle Celaluhu. Yani ben o kadar anlatıyorum da bunlar acaba yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Namaz kılıyorlar mı? Bunlar efendime söyleyeyim, e, ahlakını e, güzelleştiriyorlar mı? Eksiklerini tamamlıyorlar mı? Biz ondan sorumlu değiliz. Biz, Efendim ve maaleküm bir hafif. Biz onların üzerine muhafız değiliz. Biz ne yapacağız? en güzel şekilde anlatacağız. Ha eğer hidayette nasibi varsa hidayeti bulur. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem de bakın efendim anlatıyordu mesela anlat 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 özellikle Mekke döneminde e, inanmayanlar çoğunlukta Yani adamlar inanmıyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Mesela amcası Ebu Talip Efendim sallallahu aleyhi ve selleme hamilik yapıyor. He? Yani onu ona sahip çıkıyor. Ona yapılan, yapılacak olan zulümleri adeta engelliyor. Kol kanat geriyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Sevdiği insan amcası neticede onun da iman etmesini istiyor. He? Ama Mevla ne buyurdu? Yani üzülüyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla buyurdu ki Estağhanu billah inneke la tehdi men ahbebte ve lakinne Allah men yeşa inneke habibi muhakkak ki sen la tehdimen men ahbebte sevdiğin kimseye sevdiğin kimseyi hidayet erdiremezsin ve lakinne Allah yehdi men yaşa. lakin Allah dilediğine hidayet eder yani Habibim bu senin elinde değil ki senin hidayeti alıp onun gönlüne koymak senin elinde değil Ha başka bir ayette ne buyurdum evlaç tan billah waynneke lleteh ila sıratim müstakim. Habibim sen sırat-ı müstakime hidayet edersin. E orada hidayet edemezsin buyuruyor. Burada hidayet edersin buyuruyor. Hoca efendi ne demek bu? Birincide sevdiğine hidayet erdiremezsin ne demek? Onun kalbine hidayeti koyamazsın. Adamın bir sözle anlatmakla hemen adam ya bir dinledim seni efendime söyleyeyim beni ikna ettin. Ben Müslüman oluyorum demesi senin elinde değil. Ama diğer ayetteki "Ve inneke letehdi ila asratu'l mustaqim" sen hidayet dost doğru yola hidayet edersin. Yani doğru yolu gösterirsin sen. Hidayet yolunu gösterirsin. Hak budur, hakikat budur dersin ama hidayet Allah'tan. Onun için biz ne yapacağız? Anlatacağız. Koskoca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile, he? Yani vahiy destekli Allah'ın elçisi Habibi edibi Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem onu bile gören, onu bile dinleyen Ebu Cehiller, As bin Vahiller, Umeyye bin Halefler iman etmemişler de. Öyle sen de bu kadar anlatıyorum ama aynı tasa aynı hamam gidiyorlar hoca Efendi. Olsun. Adamın tıyneti buysa, adamın zihniyeti buysa, he? Yani şimdi Ebu Cehil gibi adamsa, Umeyye bin Halef gibi adamsa Resulullah'ı dinlemeyen seni mi dinleyecek yani? Onun için bizim görevimiz demek ki anlatmak. Biz anlatırız ama anlatırsın mesuliyetinden de kurtulursun biiznillahü teala. Elinden geldiği kadar anlatırsın. Dilinin döndüğü kadar ifade edersin. Ha ondan sonra efendim iş ona kalmış. Hidayet Allah'tan Celle Celaluhu. Evet tabi Nuh Aleyhisselam ne kadar eziyetlere maruz kalsa da yüzyıllardır bakın böyle ne yapıyor? Anlatıyor onlara. Ümit ediyor ki belki diyor hani bunlar hakikaten efendim küfürde azgınlaşmış insanlar ama belki bunlardan doğanlar, belki bunların neslinden gelenler iman ederler. Bak bir peygamberi görüyor musun neyi düşünüyor? Yani bunların neslinden gelenler iman edebilirler. Onun için bunların eziyetine sabrediyor. Bu çok önemli. Yani gelecek nesilleri düşünmek, İstikbal meselesi çok önemli. Elbette Müslüman yani biz efendim şu kadar senelik plan program yapıyoruz meselesi değil ama elbette ki neslinin, evladının He? Senin sulbünden, senin neslinden gelecek olanların İslam'a, Kur'an'a hadim olması için, Allah'ı bilmesi için, bu dine hizmet etmelerini sağlayabilmek için ne yapman lazım? Çoluğuna, çocuğuna İslami terbiye edep vermen lazım. O zemini oluşturmaya da gayret etmen lazım. Yani buna çok teşvikler var. Hatta işte bir hadis-i şerif efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yani insan öldüğü zaman amel defteri kapanır değil mi? Evet kapanıyor. Ama üç Efendim kimsenin amel defteri kapanmaz. Müstesna. Adam kabirde yatsa da, adam vefat etse de bu üç şey varsa adamın amel defteri açık. İşte bunlardan bir tanesi de hangisi? Evveledün salihun yed'ule. Sana dua edecek salih bir evlat bıraktı, bıraktıysan işte o efendim kimsenin de amel defteri kapanmıyor. Yani çocuğunu yetiştirdin, Kur'an öğrettin, Allah'ı öğrettin, peygamberi öğrettin. Çünkü sahabe-i kiram ne diyorlardı? Biz diyorlardı amen dünün şartlarını öğretir gibi ashab-ı kiramın yani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarını dahi öğretirdik diyorlardı. Öyle bir Bedir savaşı dediğin zaman bir Hendek bir Uhud savaşı dediğin zaman yani çocuk bunlardan haberdar olmalı bunları bilmeli. Bilmeli ki Muhammed Mustafa'nın yolunu davasını cihadını kulluğunu he, bilebilsin, öğrenebilsin. Bunlar önemli. Bizim çünkü liderimiz, önderimiz, her şeyimiz Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. Numune-i imtital değil mi? Bizim örneğimiz değil mi? Onun için öğretmek lazım. Gideceği yolu göstermek lazım. Doğruyu, eğriyi, hakkı, hakikati he, çocuğa anlatmak lazım. Ki sen öldüğün zaman o çocuk, eğer o çocuk İslam'a, Kur'an'a uygun bir yaşantı sürerse, He? Yani namazını kılıyor, ibadetini yapıyor, harama helale dikkat ediyor. Dinine, efendim vatanına hayırlı bir evlat olmak için mücadele ediyor. Vaazlar, sohbetler, okumaklar, dualar hep kazandığı sevaptan ne olacak? Sen de pay alacaksın. Yani kabirde yattığın yerden he adeta yüklü bir emekli maaşı alır gibi oradan kazanacaksın. Onun için nesil gelecek istikbal meselesi çok önemli. Yani Nuh aleyhisselam onun için bunu bekliyor. Yani bunların diyor çocuklarından belki diyor imanlı bir nesil gelir. Bunlar hep facir kafir. Yani burada efendim sallallahu aleyhi ve sellemin de Taif dönüşünde söylediği ifade ettiği sözler insanın hatırına geliyor. Onu da efendim ifade etmeden geçmeyelim. Malum efendim sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti. Orada da yakınları vardı anne tarafından. Eden veya baba tarafından olabilir. Gitti onlarla tabii görüştü, anlattı ama adamlar ne yaptılar? Evet evet dayıları, anne tarafından dayılar orada ama tabii kabul etmediler. Oradakiler çok efendim ters davrandılar. Hatta bununla da kalmadılar. Ne yaptılar? Affedersiniz ne kadar sokakta tenekeci takımı varsa, it kopuk varsa topladılar, onlara para verdiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme taşlamaları içinde ne yaptılar? Teşvik ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten çıkışta kendini bir üzüm bağına zor attı. Öyle taşlar atıyorlar ki yanında da efendim evlatlı Zeyd bin Harişe radıyallahu anh. Bir sağına geçiyor, bir soluna geçiyor, bir önüne, bir arkasına. He? Onun her tarafı kan içerisinde kalmış. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ayakları kan ravan içerisinde kalmış. Yani böyle bir durum. Yani Onların hidayeti için düşünsene gidiyor. Onlar cehenneme gitmesinler diye. Onların ebedi hayatları mahvolmasın diye. Onlar da ebedi zevk ve saadet yurdu cenneti kazansınlar diye. Bu kadar zahmet ediyor. Oralara gidiyor. Ayaklarına kadar gidip anlatıyor da. Adamlar yani kabul etmemek bir tarafa ne yaptılar? Taşlattılar, zulmettiler. Kanrevan içerisinde bıraktılar. İşte Cebrail aleyhisselam geldi. Yanında başka bir melek var. Cebrail aleyhisselam ne buyurdu? Dedi ya Resulallah bu yanımdaki dedi melekül cibal. Dağlarla müvekkel olan melek. Mevla onu gönderdi. Emret dedi ya Resulallah dağları birbirine birleştirsin. Taif halkını perişan etsin. Essin, ufalasın, yok, yok etsin, bitirsin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Onlara şikayette bulunmadı. Zaten ne buyurdu? Ey Allah'ım dedi, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, halkın gözünde hor ve hakir görüldüğümü ancak sana harc ediyorum ya Rabbi. Eğer sen bana karşı gadaplı değilsen, çektiğim mihnetlere hiç aldırmam ya Rabbi diyor. Ya, yani... Meleklere de diyor ki ben onların neslinden imanlı kimseler geleceğini ümit ediyorum. Onun için onların helak olmasını istemedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem. İsteseydi onları helak eder, Taif halkını yerin dibine gömerdi. He? Şimdi bize böyle bir melek gelse, ne diyorsun bir efendim kimden rahatsızsın dese, gerçi şu anda hemen efendim terör devletinin listesini verirsin ayrı dava. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın onların neslinden diyor imanlı kimseler gelir diye ümit ediyorum. Onun için onların helakini istemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hakikaten bakıyorsun yani Taif'ten o halktan onların neslinden İslam'a Kur'an'a çok hizmet eden ulema sülaha ne yapmıştır gelmiştir. İşte Nuh aleyhisselam da ne yapıyor? Böyle bir ümit içerisinde. Ha ama baktı baktı bekledi Doğanlar da kafir, doğanlar da facir doğuyor. Ve la yelidu illa faciran keffara. Doğanlar da ancak kafir facir doğuyor. Hatta küfür küfürde vasiyetleşiyorlar. Dede alıyor geliyor onu. Diyor ki evladım bak bu var ya bu bu adam diyor peygamberlik iddia ediyor. Sakın buna inanma. Yok hani ben varken zaten inanmazsın da Hani ben öldükten sonra sakın sizi aldatmasın diye kendi yavrusunu, torununu, evladını bütün aile efradını ne yapıyor? Adeta onlara küfrü vasiyet ediyor ve böylece efendim peygamberlerini teklif ediyor ve yalanlıyorlar. Ve tabi Mevla Teala bakın buyuruyor. Ve uhiye ila nuhin. Nuh Aleyhisselam'a vahyolundu ki ennehu le yü'mine min kimse iman etmeyecek. illa men kad Yani ancak kim iman ettiyse Ha onlardan başkası artık iman etmeyecek. Yani eğer bugüne kadar kaç kişi iman etti? 8. 9 olmaz. Kaç kişi iman etti? 80 Seksen kişi. 81 Seksen olmayacak. İşte bu efendim e, Mevla'da bu vahyi bildirince he, Mevla'dan da bu haber gelince madem artık bunlar iman etmeyecekler madem artık bunlar bunlardan doğanlar da imanlı olmayacak öyleyse boşuna eziyet çekmenin, boşuna bunların Müslümanlara zulmetmelerine fırsat vermenin hiçbir manası olmadığı anlaşıldı. Ve bunun üzerine Nuh Aleyhisselam bir dua etti. Ve kâle Nuhun, Nuh Aleyhisselam dedi ki, Rabbi, la tezer alel erdi minel kafirine deyyâra. Ya Rabbi, yeryüzünde bir tane bile kafir bırakma ya Rabbi. İnneke ente in eğer sen onları bırakırsan yudillu ibadeke kullarını saptırırlar ya Rabbi. Zaten inanan birkaç kişi var, çok az kimse var. E bunlar zaten iman etmiyor. Eğer bunları helak etmezsen zaten bunların da hidayetinden, imanından artık ümit kesildi. Dolayısıyla bunlar zarar verecekler. Hiç olmazsa inanan kullarını da saptırmasınlar ya Rabbi. Hani ente darhum yudillu ibadeke eğer bırakırsan kullarını saptırırlar. Ve bakın öyle bir dua ediyor ki yeryüzünde bir tane kafir bırakma. Allah Allah dua görüyor musun? He? Bütün peygamberlerin bir dua hakları var. Nuh Aleyhisselam o dua hakkını buna kullanmış. Öyle bir dua ki tam bugün edilecek dua yani aslında. Öyle Mevla birimize böyle bir dua hakkı verse herhalde buraya kullanırız değil mi? Evet kıymetli kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam bedduasını yaptı. Yeryüzünde dedi bir tane bile kafir bırakma ya Rabbi. Bakalım neler olacak, neler bitecek, ne hadiseler cereyan edecek. İnşallah önümüzdeki hafta efendim bu sohbete devam ederiz. Şu anda çünkü vaktimiz dolmuş durumda. Evet kıymetli kardeşlerim, haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.